Dün Merkez Bankası bir karar aldı. Faiz %1 düşürüldü. Keşke gerçekten düşürseler de hepimiz alkışlasak. Ama yeterli tedbirler alınmadan faiz 1 puan düştü, dolar fırladı. Dolarla birlikte enflasyon da fırlayacaktı. Yaz geçti, yazın enflasyon genelde düşük olur. Benim korkum, kaygım, endişem enflasyonun Ekim-Kasım ayından itibaren kontrol altına alınamaz şekilde katlanarak büyümesi. 2001 tablosudur bu arkadaşlar, 2001 tablosu. Sayın Bahçeli'nin başbakan yardımcısı olduğu tabloya Türkiye'yi tekrar geri getirdiler. Önce Merkez Bankası doları faizi düşürüyor. Arkadan dolar ve döviz yükseldiği için bu sefer onu kontrol altına almak için faiz bir daha yükseltiliyor. Mehter Marşı gibi bir adım ileri, iki adım geri. Böylece faiz Türkiye'de en yüksek orana ulaşmış durumda. Dünyada en çok faiz ödeyenini getirdiği şu anda. Esnafımızın, çiftçimizin, vatandaşımızın halini anlatmak için size bir şey söyleyeyim. 32 milyon kredi borçlusu var Türkiye'de. Yani 32 milyon vatandaş borçlu. Böyle gider, bunların arasından dedeleri ve bebeleri çıkarın, neredeyse vatandaşların hepsine kredi borcu haline geldi. Bu faizci sistemin ta kendisidir. Buradan bu yüksek faizle bankacılık sisteminde olanlar para kazanırken vatandaşlarımızın beli bükülüyor.